Tamam Ahmet Faruk. FETÖ'cü ismine rağmen sana güveniyorum. <gülüyor> <gülüyor> Abi Ömer Faruk değil miydi o? Doğru, doğru. Yine hep karıştırıyorum lan. Geçen de çakma Ahmet Faruk dedim. Niye Ömer Faruk amına koyayım. FETÖ'cü ismi tabii. AKP'li ismi Eymen. Solcu ismi Devrim Şaşmaz. Ya da Özgür. Özgür biraz daha mainstream. Halka da yayıldı ama. Ecrin. CHP'li ismi. <laughs> değil mi? Keman kursu, bale kursu ve yüzme dersi alan proje çocuk ismi. Ecrin. <laughs> Eymen Osman. <laughs> o proje çocuk muhabbetine de çok gülüyorum. Ortalama IQ'lu çocuktan gavus yaratmaya çalışıyorlar da olmaz o işler öyle. Übermensch yaratma idealleri var hani. Sanatta da olsun, derslerinde de iyi olsun, sporda da olsun. Yani rahmet olur ama. <laughs> Hayır. Şöyle olur. Bir alan seçersin ve o alanda ortalığı amına koyarsın. Fakat John Nash dediğin adam iyi bir sporcu olmaz, iyi bir sanatçı olmaz. Veya Vivaldi dediğin adam önüne matematik testi çözsen belki de buna amına koyayım diyecek. Ebo Bekok çözemeyecek ama bir dahi. Yani ya multidisipliner çalışmaya ben destekliyorum o ayrı konu. Bir daha açıklarız isterseniz ama bu ayrı bir şey bir çocuğa bu kadar sapık gibi yüklenmek. Zaten ders yükleri hayvan gibi. Vialdi toplamayı alt alta topluyormuş. Parmakla sayıyormuş moruk. Sülü vardı bir soyadı sülüydü de bir sülü derdik ortaokulda. Gariban bir çocuk ve aşağılamak için demiyorum ama aptal da bir çocuk. Yok beceremiyor yani. Ortaokulu benim sayemde bitirdi yoksa yani imkanı yok. İki, bir dersten iki almasının herhangi bir dersten iki almasının imkanı yok. O kadar potansiyelsiz. Diyoruz arkadaşlar zeka genetiktir diye. Ben de acıyorum. Arkamda oturuyor. Her sınav, istisnasız her sınav kopya verirdim. Geçeceği kadar. Bir matematik sınavı ben buna 3-5 soru verdim ama abi harfi harfine aynı. Başka yollardan da çözülmüyor sorular. Çok kopya olduğu çakılmasın diye çocuk tam arkamda oturuyor çünkü. Dedim ki bari en azından sen toplamaları alt alta yap dedim. 5 artı 3 dedim alt alta topla dedim fısıldayarak. Bu amına koduğumunun kağıdına bir baktım. Alt alta toplamayı böyle yapmış bak. 5 artı 3 dedim ver şu kağıdı amına koyayım ben yazdım en sonunda ya. Abi e, şimdi kopya çekmek, kopya vermek günahsa evet bayağı bir günah işledim ama böyle bir çocuğu kopya ile geçirmek sevapsa yani cennette çeyrek kalayım herhalde. 3 sene ortaokul boyunca bu çocuğa 2 3 aldırttım ya şeyden sınavlardan amına koyayım. Cehennet evet makul makul. E ne yapacağım Boruk? Sevdiğin bir çocuk, iyi niyetli bir çocuk görüyorsun, gariban, bir hayrım dokunsun diyorsun. Yani çocuk aklıyla ben de ortaokuldayım ama bırakayım. Çocuk aklıyla iyilik yaptığımı düşünüyordum. Açıkçası şimdi olsa yine yaparım. Çünkü o çocuk mezun olarak birilerinin hakkını yemeyecek ki. Sıralama şeysi değil ki yani mezuniyet. Ben bu mikrofonun kablosuna çarptım inşallah ses gitmemiştir. Şey kesilmemiştir. Şimdi ne yapıyor? Valla 8-10 sene önce bir yerde rastladım. Ağır apaçı olmuş. Topluma böyle bir insan kazandırmakta payım olduğu için evet günahkarım ben ya. <laughs>